Belediye seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri karıştırılıyor. Belediye başkanı seçilmek için %50 artı bir şartı yok. En çok oyu alan aday kazanıyor. Tayyip Erdoğan 30 sene önce 94 seçimini böyle aldı. Merkez sağ ve sol üçer adayla yarışa girince 7. aday olarak şans verilmeyen ve medya desteği olmayan Erdoğan %25 ile ipi önde gösterdi. Erdoğan bir daha aday olmadı fakat gölgesi bile yetti ve İstanbul'da sonraki dört seçimi bariz farkla kazandı. Ekrem İmamoğlu böyle mi peki? 2019 için aday gösterildiğinde Beylikdüzü dışında kimse tanımıyordu. Aylar içinde iki defa Erdoğan'ı yenerek tarihe geçti. İlk günden beri Cumhurbaşkanlığına yakıştırılan İmamoğlu'nun 5 yıl sonra İstanbul'u desteksiz gümbür gümbür alması beklenir. Üstelik iktidarın eli bir o kadar zayıfken. İki nedenle. 1. Erdoğan artık aday çıkaramıyor. Bu mümkün değil çünkü otoriter liderlerin bir süre sonra çevresi doğal olarak boşalır. Erdoğan bunu yaşıyor. AKP yok, Erdoğan var. Murat Kurum'dan daha iyisini bulamadı. Mecburen sahaya kendi çıkacak ve geçen sefer küçümsediği İmamoğlu'nu bu defa sandıkta türlü manipülasyonları da devreye sokarak yenmeye çalışacak. 2. Ekrem İmamoğlu'na şu aşamada siyasi yasak gelmeyecek. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki bu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olamasın diye alınmış bir tedbirdi ve işe yaradı. Ayrıca Erdoğan seçime sadece haftalar kala dünya çapında meşruiyetini sorgulatacak böylesi bir adım atmaz, atamaz. Sandıkta galip gelmek istiyor. Erdoğan İstanbul'da en iyi bildiği oyunu sahneye koyacak. İmamoğlu karşısındaki tüm adayların önüne adeta kırmızı halılar serilecek. Tabii bunu AKP tabanını kaybetmeden yapacak. Muhalefeti bölüp aradan sıyrılmak kolay bir sanat değil. Asla kendi adayına yani AKP adayına oy vermeyecek kesimi parçalaması ve onları İmamoğlu dışındaki adaylara yönlendirmesi gerekiyor. Bu konuda elinde güçlü datalar var. Ankara'da 5 ilçeyi MHP'ye vermiş. Fatih Erbakan da bir şeyler talep edecektir. İstanbul için Erdoğan'ın yapamayacağı yok. Herkes farkında. Kürt seçmen 2019'da Demirtaş'ın çağrısıyla Bağrına taş basıp oy verdi. 5 yıl sonra Sırrı Süreyya'nın tabiriyle ne yerde taş ne de bağrımızda yer kaldı. Bir aksilik olmazsa Başak Demirtaş eşinin bilgisi dahilinde Dem Parti'nin İstanbul adayı olacak. Büyük bedeller ödemiş Demirtaş ailesi için devletle anlaştılar demek nezaketsizliktir. Çünkü bu bir siyasi hamledir. Günün sonunda Ekrem İmamoğlu kaybederse faturanın kesileceği tek adres vardır. CHP Genel Merkezi. Hem Ekrem İmamoğlu seçilmiş, seçilmemiş kime ne? Bunun Erdoğan için ifade ettiği manayı biliyoruz da. İmamoğlu çevresinde rantı paylaşan bir avuç dışında karşı cephe için pek bir şey ifade etmiyor artık. Bakın 2019'da yeşeren umut 2023'te harcandı. Şimdi yeniden umutlanıp 2028 için bilenecek kaç kişi kaldı? İktisatçı Mahve İlmez'in dolaşıma soktuğu iki kavram var. Sikimflasyon, ürünün içeriğinin değiştirilip kalitesinin düşürülmesiyle ortaya çıkan malın aynı fiyatla satılması. Şirinkflasyon, ürünün fiyatı aynı kaldığı halde boyut, ağırlık ya da hacminin düşürülmesi. Şekerim ben sadece ithal ürün tüketirim, marka satın alırım. Sanıyor ki Avrupa için üretilen ürünle kendine satılan ürün aynı. Geçen videosu çarptı gözüme. Bir Japon otosunun garanti süresi dolmadan kimi parçaları paslanmış. Yalnızca ekonomi değil, her alanda böyledir. Kalite piyasadan çekilip olanı da kaçırınca demirin tuncuna, insanın puştuna kalırsınız. İthal diye büyük anlamlar yüklenen son Merkez Bankası başkanının maceralarını okuduk geçen hafta boyunca. Skandal patlamasa Noel tatili dahil son bir ayını Amerika'da geçirdiğini bilmeyecektik. Bu ne sikim filasyon iştir diye sormayacağız da ne yapacağız peki? Çoluk çocuk okuyor hocam aman. Bakın okusalar bu durumda olmazdık.